Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Evet, dolar TL'nin en zor günlerinden birisine tanık olduk. Özellikle dolar TL'de pozisyon almış olan, hele hele yukarı seviyelerden maliyeti bulunan arkadaşlarımızın, yatırımcılarımızın ciddi şekilde huzursuz ve tedirgin oldukları bir gün yaşandı. Sevgili arkadaşlar, bu haftaya başlarken hafta sonunda yapmış olduğum bir analizde Ocak ayının son haftasının dolar-TL için sıkıntılı geçebileceğine vurgu yapmıştım. Ve bunun nedeni olarak da Ocak ayının sonu itibariyle Ocak ayı kontratlarında, VIOP kontratlarında Merkez Bankası'nın yüklü miktarda pozisyonu olduğunu, geçmiş aylarda olduğu gibi yine yılın son günü uzlaşma fiyatından pozisyonların kapanmasını sağlayacak şekilde bir strateji uygulayacağını, bu açıdan da ne kadar düşük seviyeden ayın son günü, Ocak ayının son günü tezahür eder ise Merkez Bankası'nın da bu oranda avantajlı bir şekilde pozisyonlarının nakde geçmiş olacağını ifade etmiştim. Ancak bu hafta için öngöremediğim iki önemli husus oldu. Evet, biliyorduk Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklayacağını ve yine dün itibariyle yayınlarımda da sizlere bilgilendirmeye çalıştığım üzere FED toplantısının olacağını ve bu toplantının ardından da FOMC tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte Jeremy Powell'ın FED Başkanı'nın açıklama yapacağını ve bu kararı artık 2019 yılı içerisinde her toplantı sonrasında bir basın toplantısı düzenleme ritüelinin ilk adımı olarak gerçekleştireceğini biliyorduk. Ama bilmediğimiz bir durum vardı arkadaşlar. Merkez bankalarının bu açıklamalarının ardından başkanlarının neler söyleyeceğini, hangi kelimeleri kullanabileceğini, hangi noktalara vurgu yapabileceğini bilmek mümkün değil. Niyet okuyamayız. Evet, bir takım beklentiler vardı. Nasıl konuşabilecekleri veya hangi hususların üzerinde durabileceklerine dair. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bu kurmayların ağızlarından çıkan kelimeler ve bu kelimeleri söylem tarzları dahi piyasalar tarafından bir sebep, bir bahane unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Çünkü piyasalara ve özellikle büyük traderlara sebep lazımdır belli bir yöndeki hareketlerini devam ettirebilmeleri bakımından. Dün akşam sizlere iki yayın yaptım. Birincisi bizim Merkez Bankamızın enflasyon raporunu değerlendirdim. Ardından da FED toplantısı sonrasında Powell'ın yapmış olduğu açıklamaları da dikkate almak kaydıyla bir yorumda bulundum. Ve özellikle ve özellikle enflasyon raporuyla ilgili olarak yapılmış olan açıklamaların çok fazla gerçeği yansıtmadığına, 2 yıl sonranın hesapları yapılmak kaydıyla enflasyon tahminlerinin ileri sürüldüğünü, Türkiye gibi hatta şu an dünya geneli içinde bakacak olursak küresel ekonomi anlamında da değil 2 sene, 2 ay sonranın dahi hiçbir şekilde belirli olmadığını görmekteyiz. Arkadaşlar, tekrar ifade etmek istiyorum. Merkez bankalarının başkanları şu anda popülist yaklaşımlar içerisinde bulunuyorlar. Yani merkez bankalarının bir görevleri de sözlü olarak piyasalara çeşitli uyarılarda bulunmaktır. Aslında merkez bankaları bu uyarı fonksiyonlarını değil, bir anlamda yumuşatıcı, piyasaları rahatlatıcı, piyasalar üzerindeki karamsarlıkları yok edici nitelikte iyimser yaklaşımları beyan etmek kaydıyla bir anlamda piyasalardaki tedirginliği ortadan kaldırma çabası içerisindeler. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bu stratejiyi uygulamakta, aynı zamanda ABD'de. Kaldı ki Fed Başkanı Powell son derece gerçekçi ve realist olarak tanınan bir kişidir ve ilk Merkez Bankası Başkanı olduğu zaman Dow Jones'un veya diğer ABD endekslerinin %4'lere varan bir düşüşüne tanık olunmuştu. Yani ABD endeksleri bu şahsın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasını hiç de iyi karşılamamıştı. Ve Powell bugüne kadar ki son 1 yıllık süre içerisinde, sanıyorum geçtiğimiz Şubat ayında göreve gelmişti, son 1 yıllık süre içerisinde her konuşmasının ardından ABD piyasalarında önemli geri çekilmeler yaşanmıştı. Neden? Çünkü gerçekçi konuşuyordu ve piyasalara gereksiz umut vermek istemiyordu.
Ancak Powell bu kez değişik bir yaklaşım içerisine girdi. Bunun sebebini de çok net bir şekilde şahsi düşüncem olarak Trump'ın etkisinde kaldığı şeklinde yorumluyorum. Niçin? Trump Aralık ayındaki toplantıdan bir iki gün önce bir tweet attı ve o günlerde ABD borsaları artık ayı piyasasına girmiş durumdaydı. 20 binlerin alt şahsını konuşabilir duruma geldiğimiz bir Dow Jones endeksi gündemdeydi. 27 binlerden 20 binlere gelmiş. Biliyorsunuz bir endeks %20 civarında, %20'nin de ötesinde bir değer kaybettiği zaman onun ayı piyasasına girdiği düşünülür ve konuşulur. Trump dedi ki, eğer ki piyasaları dinlemezsen ve piyasaları hissetmezsen kesinlikle ve kesinlikle daha vahim şeyler olur. Hatta ve hatta borsa endeksleri için eğer FED faiz artırma konusundaki kararlılığını devam ettirir ise, parasal sıkılaştırma konusundaki tavırlarını devam ettirir ise bugünleri de ararsınız gibi çok önemli mesajlar vermeye çalıştı. Ve nitekim Powell ilk defa geçtiğimiz ay 2019 yılı içerisindeki faiz 4 adet faiz artırımının yapılmayacağını, daha düşük seviyelerde faiz artışlarının olabileceğini, adet olarak tabii ki düşük seviyeden bahsediyorum, buna bir yeşil ışık yaktı ve en son dün akşamki konuşmasında ise bunu çok daha perçinleyecek bir yaklaşım ile ekonomi çok iyi durumda. Gelen veriler fevkalade geliyor. Bu tablo dahilinde faiz artışını gerektirecek bir neden görmüyoruz. Aşağı yönlü risklerimiz azalmıştır şeklinde çok ama çok pembe bir tablo çizdi. Bir taraftan bu pembe tabloyu çizdi ama diğer taraftan da biz piyasalara değil de rakamlara bakacağız şeklinde bir ifade kullandı. Yani gelecek olan enflasyon rakamı, işsizlik verisi vesaire gibi bir takım rakamları dikkate alarak stratejimizi belirleyeceğiz dedi. Yani arkadaşlar net ve açık bir tavır sergilemedi. Anlaşılabilecek tek durum şu, faiz artışıyla ilgili olarak endişeler ciddi şekilde ortadan kalkmış durumda ama Powell yarın kalkıp şunu diyebilir. Arkadaşlar şu tarihte gelen şu veri, bu tarihte gelen bu veri gereğince ben faiz artırımını yapmak zorundayım. Veya sıkılaştırma dediğimiz parasal genişlemenin önünü kesen politikamı ben birazcık daha sert bir tavır içerisinde devam ettirmek zorundayım. Yoksa benim ekonomim iyi durumda olmayacak gibi bir söylemde bulunabilir. Bu açıdan ne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaları ne de Fed'den gelen açıklamaları ileriye yönelik olarak yatırım yapmak konusunda bir sebep, bir neden olarak görmüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki bu açıklamaların içerisine sızdırılmış olan bir şekilde bu çizilen pembe tabloların en sonunda biz yine de gerekli olan koşullara göre hareket edeceğiz. Gerekirse sıkılaştırma yaparız. Efendim gelecek olan verilere göre farklı farklı tavırlar da sergileyebiliriz şeklinde bir açık kapının bırakılmış olması bana göre bu kurmayların en büyük dayanakları olacaktır. Çünkü yarın bir gün diyeceklerdir ki biz şu tarihte dememiş miydik şartlar gerekli kılarsa şunları 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 da yaparız. Biz o anki tabloya göre konuşmuştuk. Yani bir anlamda nabza göre şerbet verircesine şu an piyasaların ve de yatırımcıların ihtiyaç duyduğu olumlu hava bir şekilde piyasalara enjekte edilmiş durumda. Ne oldu arkadaşlar? Bu açıklama, bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Dünkü Merkez Bankamız Sayın Murat Çetinkaya'nın açıklamasında demişti ki efendim petrol fiyatlarını bu yıl için 63 dolar civarında bekliyoruz. Yahu petrol fiyatları zaten 63 dolar şu anki durumu itibariyle. Petrol fiyatlarının daha fazla yükselmeyeceğinin garantisini nereden buluyorsunuz? Hele hele Orta Doğu'nun bu kadar karmaşık bir jeopolitik tablo içerisinde bulunduğu bir anda nasıl petrol fiyatlarının sabit kalabileceğini ki şu anki fiyatlar 62-63 dolarlar civarında olduğuna göre ki anlık olarak 61.15 seviyelerinde. Bunu nasıl garanti edebiliyorsunuz? Bu da bana göre bir açık kapıdır. Yarın petrol fiyatları arttığı zaman efendim enerji maliyetleri yükseldi.
Bu sebepten dolayı da enflasyon yükselmek mecburiyetinde kaldı. E yapılacak bir şey yok. Ne yapalım, petrol fiyatlarını da biz mi belirliyoruz sanki? E ben şu soruyu sormaz mıyım? Petrol fiyatları düne kadar 50 dolar seviyesine gerilemişti. Türkiye'deki pompa fiyatlarında bir kuruşluk bir değişim oldu mu? Olmadı. Ama petrol fiyatları dünya genelinde bir artış gösterdiği zaman enflasyonumuzu etki ediyor, şuna etki ediyor, buna etki ediyor ve mazota, benzine, şuna buna doğalgaza zam yapmak durumundayız şeklinde istedikleri veriye, diledikleri anda, diledikleri şekilde bir kılıf uydurabiliyorlar. İşte değerli arkadaşlar, ben bu açıklamaların hiçbirisinin tutarlı olduğunu kabul etmiyorum ve bu nedenle de şu günlerde yaşanmakta olan bahar havasının da zemheri kışında açmış olan bir çiçek gibi görüyorum. Hani eskilerin ifadesiyle pastırma yazı derler ya, kışın ortasında çok soğuk günlerde bir anda 3-5 günlük bir bahar havası gelir ama ardından kış gene bildiğini yapar. Şu anda dün özellikle Fed'in açıklamaları sonrasında bütün dünya ülkeleri ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde dolara karşı önemli bir kazanım söz konusu oldu. Yani bizim dolar TL bazında bir miktar geri çekilmiş olmamız, TL'nin değerlenmiş olması bize özgü bir durum değil arkadaşlar. Tamamıyla bu konuşmalar sonrasında bütün dünya geneline yansımış olan bir tabloydu. Ama bugün yavaş yavaş hatta bugünden itibaren bu sıcak tablonun biraz daha verilmiş olan mesajların ne anlama gelebileceği ve ne şekilde yuvarlak kelimeler, yuvarlak ifadeler ile bu mesajın açıklanmış olduğu gerçeğinin farkına varılmak suretiyle bir şekilde tekrardan doların değer kazanır bir noktaya gelebileceğini bekliyorum. Bu söylem size biraz farklı gelecektir belki. Doların değer kazanır konumuna gelebileceğini beklemek. Evet arkadaşlar, dolar dünya piyasası içerisinde bu açıklamalar sonrasında bir miktar değer kaybetmiş olabilir ama bunlar tamamıyla ve tamamıyla anlık gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Niçin biliyor musunuz? Eğer ki Powell'ın açıklamalarına ciddi bir güven olsaydı, Powell gerçekten ve gerçekten doğruları söylüyor ve dünya genelinde bundan böyle rahat ve huzurlu bir ekonomik süreç olacağına dair bir inanç olsaydı, şurada görmekte olduğunuz gibi ons altın 1300 dolar gibi önemli bir direncini, hatta 1307 dolar gibi çok kritik bir teknik direncini aşıp da bugün 1326 dolar seviyelerine ulaşmazdı. Sevgili arkadaşlar, altın fiyatları dünya genelinde küresel riskleri veya ekonomilerin geleceğini en ciddi ve doğru bir şekilde yansıtan bir göstergedir. Altın fiyatlarının bu noktaya ulaşmış olması bana bu yapılan Merkez Bankası başkanlarının çizmiş oldukları o pes pembe tablonun son derece ve son derece gerçeklerden uzak olduğunu yansıtmakta. Düne kadar ABD hükümetinin kapalı olduğunu biliyoruz. 35 gündür kapalıydı. 3 haftalığına tekrar açıldı ve ABD hükümeti veri açıklayamıyor. Büyüme verisini açıklayamadı, işsizlik verisini açıklayamadı, onu açıklayamadı, bunu açıklayamadı. Yarın FED ne dedi? Ben dedi verilere bakarak dedi karar vereceğim dedi. ABD hükümeti tekrardan kapanmayacak mı? Kapanabilir. 15 Şubat tarihinde Trump efendim bu Meksika duvarı konusundaki mevzudan ötürü anlaşamadık diyebilir. Bunu dediği zaman ne oluyor? Olağanüstü hal ilan ediyor. Yani ülkede olağanüstü bir tablo, olağanüstü bir yönetim şekli oluyor. Böyle bir yönetim şeklinin gelmesi durumunda ne olacak? Yine veriler açıklanamayacak. Açıklanan veriler sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyecek ve büyük bir karmaşa yaşanacak. Powell çıkıp da efendim hazırlayabildiğimiz veri buydu veya şu veriyi alamadık, bu veriyi alamadık ama şöyle davranmamız gerekiyor, böyle davranmamız gerekiyor gibi bir takım bahanelere dayanarak çok farklı bir seyir ve yaklaşım içerisine girebilir ve onun ses tonu değişikliği dahi piyasalarda bir anda çok karmaşık, bugün yaşanan bahar havasının zıddına çok daha farklı bir tabloya getirebilir. Bu açıdan değerli arkadaşlar, eğer bugün dolar TL'de veya diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir olumlu bir seyir görüyor isek, bu olumlu seyirin ne kadar sürdürülebilir olabileceğini
ne kadar güvenilir olabileceğini mutlak ve mutlak surette sorgulayınız. Dün akşam Powell çıktı, şunu şunu söyledi ve dolar düştü diyebildiğimiz kadar 3 gün sonra Powell veya Trump'ın veya X bir yetkili ağzın ağzından çıkabilecek olan iki kelime veya bu kelimelerin tonlaması şartları çok kolay değiştirebilir. O halde sizler eğer dolar TL üzerinde bir yatırım yapmış iseniz, bakınız yatırım diyorum. Yatırımcı 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş gibi geri çekilmeleri önemsemez. Veya 3, 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş gibi yukarı eğilimlerde de hemen şuraya buraya gidecek şeklinde büyük umutlar içerisinde olmaz. Konjonktürü izler, dünya ve Türkiye piyasası içerisindeki gelişmeleri izler. Değerli arkadaşlar, bugün sanıyorum ki hepinizin tanık olduğu ve çok ama çok saçma bulduğu bir haberle karşılaştınız. Neydi arkadaşlar? Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine %38 bilmem kaç oranında zam yapıldı diye bir haber düştü medyaya. Ve açıklamalar yapıldı, röportajlar yapıldı, işte taksi şoförlerine, minibüs şoförlerine, şuna buna falan bu konuyla ilgili olarak düşünceleri soruldu. Aradan 1 saat, 2 saat geçti. Efendim Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan bir tekzip ile, bir düzeltme ile sehven internet sitemize böyle bir haber girilmiştir. Bunun herhangi bir geçerliliği yoktur denildi. Yahu arkadaşlar yapmayın, etmeyin ya. Sehven nasıl böyle bir haber girilebilir? Yani ben şimdi sizlere herhangi bir videoyu, bunu ben sehven koydum diyebilir miyim? Bu videoyu daha öncesinden hazırlamadıysam, bu video üzerinde daha öncesinden herhangi bir çalışma yapmadıysam, bunu nasıl yayına alabilirim? Olmayan bir şeyi mi yayına alacağım? Demek ki bu konuda bir çalışma yapılmış. Bu çalışmanın bir şekilde seçimlerden sonra devreye sokulması düşünülüyordu. Ama o sehven dedikleri nokta bu işte. Yani bir anlamda seçimlerden sonra zaten çok ciddi zamların, çok ağır reçetelerin geleceğini biliyoruz da bu durumda bunun bir teyidi, bir göstergesi oldu. Yani bu demek ki arkadaşlar seçimden sonra %40 oranında oraya bir zam gelecek, yani bunun hazırlığı ve çalışması yapılmış durumda. Şimdi arkadaşlar soruyorum sizlere. Eğer ki seçimlerden sonra çok ama çok ciddi zamların geleceğini ve bu zamların da ekonomi için aslında hiç de iyi olmayacağını biliyor ve tahmin ediyorsanız, ülke ekonomisinin zorluklarından ve de sıkıntılarından kurtulabilmesi, hele hele bu seçim döneminde açılan musluklardan akan o bol paranın, hatta gereksiz paranın, lüzumsuz paranın bir şekilde vatandaşın cebinden geri çekilmek zorunda olacağını biliyor ve düşünüyorsanız, bozuk bir ekonomik düzende doların TL karşısında daha fazla değer kaybetme ihtimalinin ne kadar olduğunu lütfen siz hesaplayınız. Ben yorumlarımda 5.06 seviyesini dolar TL için önemli bir dip nokta olarak gördüğümü yaklaşık 3 aydır söylemekteyim. Nitekim 5.13 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı birkaç ay öncesinde ve en sonunda bugün bu Powell'ın ve Merkez Bankası'nın beklenmedik tarzdaki konuşmalarının da yaratmış olduğu etkiyle 5.20 aşağısı görüldü. Ve Merkez Bankası'nın dolar TL viyop pozisyonlarını kapattığı uzlaşma fiyatının gerçekleştiği anlarda, saat 15.30'daki Merkez Bankası'nın kur fiyatı viyop rakamlarının hesaplanmasında esas alınmakta, bu saatler civarında 5.16'lar seviyesine geri çekildik ve ardından tekrar 5.20'yi zorlar duruma geldik. Arkadaşlar şu soruyu sorun kendinize. Niye saat 3.30'larda, 4'lerde, 5.16 gibi düşük bir noktayı gördük de şu saatlerde 5.20'ler civarındayız? Arkadaşlar Merkez Bankası viyop pozisyonlarını en uygun seviyeden kapatmak durumundaydı ve bunlar birazcık da bilinçli olarak oluşturulan seviyelerdir. Biz 5.16 seviyesini hafta başında öngörmüştük. Öngörmüştük derken pivot sistem verileri itibariyle sizlere hafta sonunda şu veriyi açıklamıştım. 5.28'in aşağısında kalınır ise, bu seviyenin aşağısına inilir ise 5.20'ye kadar, 5.20 desteği de kırılır ise bu durumda nereye kadar geri çekilme ihtimalimiz vardır? 5.16-73 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali oluşmuştur. Teknik olarak oluşmuştur.
Nitekim bugün 5.16.33 seviyesiyle en düşük seviye görüldü. Ardından da tekrardan 5.20'ye yakın bir seyir içerisinde bir hareketlilik gözlenmekte. Değerli arkadaşlar, bugün Merkez Bankası'nın dolar-tl üzerindeki psikolojik baskısı sona erdi. Niçin? Ocak vadeli kontratlar kapandı. Artık Şubat ve de Nisan vadenin takibi içerisinde olacağız. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın önünde artık önemli bir zaman dilimi kalmış durumda ve Merkez Bankası bugün hiçbir işlem yapmadı. Yani Şubat vadede ve Nisan vadede herhangi bir şekilde pozisyon açmadı. Değerli dostlar, piyasanın bu kadar TL lehine olduğu bir ortamda Merkez Bankası biraz daha yoğunluğunu artırmak, short işlemlerini artırmak üzere bugün ekstra short pozisyonlar açılarak dolar TL'yi daha aşağı seviyelere getiremez miydi? Getirebilirdi. Çünkü dışarıdan da önemli bir baskının olmadığını görüyoruz. Ama yapmadı. Herhangi bir yeni pozisyon açma ihtiyacını hissetmedi. Merkez Bankası ne zaman pozisyon açıyor arkadaşlar? 5.30'un üzerine çıkıldığı zaman X pozisyon açıyorsa, 5.40'ın üzerine çıktığı zaman 2X oranında pozisyon açıyor. 5.50'nin üzerine çıkıldığı zaman ise 3X oranında pozisyon açıyor. Ben sizlere gün gün Merkez Bankası'nın pozisyonlarını sürekli olarak aktarıyorum. Bunun farkında olduğunuzu tahmin ediyorum. O halde arkadaşlar, son söz olarak şunu söylemek isterim. Çok affedersiniz. Son söz olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dolar TL 5.20'nin aşağısına geldi ise bunun en önemli nedeni dün akşam Powell'ın hiç beklenmeyecek sözcükleri kullanmış olması ve yine bizim Merkez Bankası Başkanımızın da beklenenden çok daha öte bir yaklaşım içerisinde çok net ve çok pembe bir tablo çizmesiyle alakalı bir şeydir. Bir kez daha söylüyorum. Piyasalar bu pembe tabloları anlık bir şekilde bahane olarak kullanabilirler ama 2-3 gün sonra olayı net bir şekilde düşünmeye ve yorumlamaya başlarlar. Piyasa asla aptal değildir. Piyasa gerçekleri çok net bir şekilde görür ama kimi zaman işine geldiği gibi davranır ama bu işine geldiği gibi davranma olayını bir bahane olarak kullandıktan sonra da bunu bir fırsata çevirmesini de bilir. Esas gerçeklere geri dönerek gerçek düzeni içerisinde olması gereken beklentiler içerisinde farklı fiyatlamalar yapmaya başlar. Bu açıdan ben 5.20 aşağısındaki dolar seyrinin kalıcı olmasını beklemiyorum. Merkez Bankası'nın pozisyonlarının kapanmasını müteakip olarak yarından itibaren yani Şubat ayının ilk gününden itibaren ve pazartesi günü gelecek olan Ocak ayı enflasyon verisinin bir miktar yukarı, bir miktar yüksek gelmesi beklentisini de dikkate almak kaydıyla Şubat ayı itibariyle dolar TL'de tekrar önce 5.30'u arkasından da 5.30'u zorlayan arkasından da 5.40-5.42 direnç bölgesine yönelebilen bir dolar seyrinin olma ihtimalini daha yüksek görmekteyim. Neye göre daha yüksek görmekteyim? Dolar TL'nin 5 seviyesinin de aşağısına inebileceği tarzında şu günlerde çok fazla dillendirilen, kimisi maksatlı, kimisi iyi niyetli, hiç fark etmez. Bu söylemlere dikkate almak kaydıyla dolar TL'nin 5 aşağısına, 5.06 benim için çok önemli bir noktadır. Bir kez daha vurguluyorum. Niçin arkadaşlar ben 5.06'yı çok önemsiyorum? Şurada görmekte olduğunuz 61.8 Fibonacci seviyem 5.16'yı göstermekte ve teknik kriterler her zaman şunu göstermiştir ki bu 61.8 seviyesine yaklaşımlar çok büyük bir olasılıkla, altını çiziyorum arkadaşlar, çok büyük bir olasılıkla bir tepki noktasıdır. Bu hangi enstrüman için bu çalışmayı yaparsanız yapın buna tanık olacaksınız. Elbette ki 5.06'nın kırılması da mümkündür. Elbette ki gördüğümüz gibi anlık bir takım söylemler şunlar bunlarla bir anda bahar havaları estirilebiliyor. Ama bu seviyenin kırılmasının kimin işine gelebileceğini, hükümetin veyahut da ekonomik düzenimizin 5'in aşağı 8'leri 7'leri fiyatladığı bir dönemde
bundan 3 ay önce yapılmış olan bir takım anlaşmaların ve sözleşmelerin artık 6 ila 8 arasında bir dalgalanma yaşayacak olan dolar TL'ye göre hesap kitap edildiği bir süreçte bir anda dolar TL'nin yukarı yönlü atak yapması ne kadar tehlikeli ise, dengeleri ne kadar bozucu bir unsur ise, bu koşul dahilinde 5 seviyesinin aşağısına gelmesi de dolar TL'nin Türkiye ekonomisi adına çok olumsuz bir tablo yaratabileceğini dikkate almak lazım. Çünkü biz ihracat yapan bir ülkeyiz, ithalat yapan bir ülkeyiz. İhracat ve ithalat dengelerimizi dolar TL'nin öngörülebilir rakamlar içerisinde ve seviyelerde olması durumunda ancak belli bir düzenle tutturabilmemiz mümkündür. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, bir kez daha düşüncemi ifade etmek istiyorum. 5.20 aşağısına Powell ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu ekstra açıklamalar ile geldik. Ancak bu açıklamaların 1-2 gün içerisinde sıcaklığını kaybetmek suretiyle gerçeklerin hesap edildiği bir ortama gireceğimizi düşünüyorum. Zaten şu anda Dow Jones Endeksi olsun, ABD'nin diğer endeksleri olsun, dünkü rallileri ardından bir dengelenme süreci içerisine girmiş durumdalar. Ve en önemli referansımız arkadaşlar, yapılan bu açıklamalara güven duyulmayacağının en önemli göstergesi dünyadaki altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, çok kritik direnç seviyelerini aşmış olmalarıdır. Bu nedenle 5.20'nin üzerinde 1-2 gün içerisinde, hatta ve hatta Şubat ayının ilk günü olarak yarın itibariyle tekrardan 5.20 üzerine yönelme ihtimalimizin geri çekilmenin devamı ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu şahsi düşüncem olarak ifade ediyorum. Tabii ki sizler bana katılmayabilirsiniz ama ister katılın ister katılmayın. Ben bildiğim gerçekleri sizlerle paylaşmakla mükellefim ama sizlerden bir tek ricam şudur ki anlık düşünmeyiniz. Bu gelen haberlerin etkisiyle oluşan bir ılımlı hava var ise yarın ters bir haberle çok ciddi yukarı atakların olabileceğini. Bundan kastım 7-8-9'lar gibi seviyeler değil arkadaşlar. Yani bir anda 5.50'lere 5.60'lara ulaşılması gibi. Nitekim bunun örneklerine tanık olduk. Bu tarz şeylerin olabileceğini ve 3-5 gün 10 gün sonra dün konuşulan o ılımlı, o mükemmel ekonomik tabloların tam tersine çok daha farklı şeylerin konuşulabileceğini mutlaka dikkate alınız. Eğer ki dünya piyasalarında, dünya ekonomilerinde her şeyin yolunda olduğuna inanmış olsam, jeopolitik risklerin çok minimum seviyelerde olduğuna inanmış olsam, Türkiye'de işlerin rayında olduğuna, ekonominin oldukça hoş bir durumda olduğuna inanmış olsam, emin olunuz ki ben de derim ki yahu niçin dolar yükselsin? Çok affedersiniz arkadaşlar. Niçin dolar yükselsin? Yükselmesi için ne sebep var ki? Ama şu anda bunu diyemiyorum arkadaşlar. O kadar çok sebep, o kadar çok etken görüyorum ki ve bu kadar çok etken içerisinde merkez bankalarının kurmayları bile gerçekleri gizleme ihtiyacını hissediyorlar. Evet, gerçekleri gizleme ihtiyacını hissediyorlar. Ve bir şekilde siyasetin güdümüyle inanmadıkları şeyleri piyasadaki insanlara, yatırımcılara veya kamuoyuna bir şekilde anlatarak bir nevi içinde bulunulan problem ve sorunları pansuman etmeye çalışıyorlar. Yaraya merhem olamıyorlar. Herhangi bir şekilde hastalığı iyileştirecek kökten bir çözüm üretemiyorlar. Sadece kötüye gidişi durdurmak ve anlık bir huzur, anlık bir haz duyabilmek adına bir görüntü yaratıyorlar. Konuya bu çerçeveden bakarsanız, ekonomilerdeki kırılganlığı, özellikle ve özellikle Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan bir yapıya olduğuna da özel bir pencere açmak tarzıyla bakarsanız ve amacınız yatırım ise bugünü düşünmeyerekten önümüzdeki kısa süreç, önümüzdeki belli dönemlerde dolar TL'deki kademeli artış eğiliminin devam edebileceğini, bunun sürebileceğini de öngörmeniz pek zor olmayacaktır. Elbette ki yatırım yapmak demek her zaman kazançlı çıkmak demek değildir. Siz A noktasına yatırım yaparsanız atıyorum %20 kazanabilirsiniz ama B noktası %50 kazandırabilir. Bunu bir ev alırken de yaşayabilirsiniz. Bunu bir araba alırken de yaşayabilirsiniz. Şu anda faizlerin yüksek olması nedeniyle belki yıl sonunda dolar 6 TL'yi bile aşmayacak. Ve siz diyeceksiniz ki yahu ben 5.20-5.30 civarından dolarımı bozdurup
faize yatırmış olsaydım zaten aynı şey olacaktı. En azından dolar geriler mi, 4'e iner mi, 4.5'a iner mi gibi korkularımı yaşamayacaktım. Her ayın sonunda veya vademin sonunda ne kadar para kazanacağımı da biliyor olacaktım. Değerli arkadaşlar, eğer sizin bakış açınız böyleyse, yani sabit bir getiriyi düşünüyorsanız ve risk almak istemiyorsanız, zaten sizin dolarla, altınla, şununla, bununla hiçbir işinizin olmaması lazım. Hep garantici işlem yapayım, korkulu rüya görmeyeyim, net bir şekilde ne zaman kaç para cebime gireceğini bileyim. Ben hiçbir şekilde heyecan istemiyorum gibi bir beklentiniz ve düşünceniz var ise, bu durum zaten ister dolar olsun, ister borsa olsun, farklı farklı, yani değeri sürekli değişmekte olan bir enstrümanda yatırım yapmamanızı gerektirir. Çünkü bu tür enstrümanlar riskli enstrümanlardır. Size çok güzel paralar kazandırabileceği gibi aynı zamanda para da kaybettirebilecektir. Bunun zaten bilincinde olmanız lazım. Ama siz eğer ki faiz veya farklı farklı yatırım araçlarına oranla dolar TL'nin son yıllardaki, bakınız son 3.5'lardan 7.5'lara, 7.20'lere kadar gidiş dönemini söylemiyorum. Son 5-6 yılda dikkate almak kaydıyla doların nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Dolar TL'nin daha anlamlı ve daha mantıklı yükselişler yapabileceğini, önümüzdeki süreçteki bu yükseliş ivmesinin yine de devam edebileceğine dair bir beklentiniz var ise dolar TL almış olmalısınız. Ama doları bugün aldınız, geçtiğimiz günlerde bir anda 7.5'a 7.20'lere gitti, tekrardan bunun aynısı olacaktır gibi bir beklentiniz varsa, her zaman söylüyorum, yanılırsınız. Evet, olabilir, belki çok orijinal, çok özel bir neden, çok büyük bir etken olur da dolar TL bir bakarsınız ona da gidebilir. Yani neyin ne zaman nasıl gerçekleşebileceğini bilmiyoruz. Ama bu tür ciddi atakların çok nadir olabildiğini, atıyorum 3-5 senede 10 senede bir ancak yaşanabildiğini, ama genel tablonun ise kademe 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 bir yükseliş standardı içerisinde olduğunu, normalinin de bu olduğunu dikkate almanız lazım. Dolar yarın çıkmış 8'e, ertesi günü tekrardan 6'ya düşmüş veya şu anda gördüğümüz gibi bir şekilde anlık bir parlama sonrasında patır patır gerilemeye başlamış. Siz onu bekliyorsunuz belki, ama acaba o seviyelerden, o seviyeleri gördüğü zaman satış yapabilecek misiniz? Hani hep dilimize artık pelesenk oldu. Dolar 7.20'yi gördü. Sorarım sizlere sevgili arkadaşlar, 7.20 seviyesinden kaç kişi dolarını satış yapabildi? 7.20'yi de geçtim. 7 liradan satış yapabilen kaç kişi olmuştur acaba? Bunu fiziki olarak yapabildiğiniz, yapamadığınız konusunun haricinde, tabii ki bir de o seviyelere kadar geldiği zaman, hani 8 olacak, 10 olacak gibi söylemlerin etkisine kapılıp da satmamış olanlar da vardır. Bu da ayrı bir mevzu. Ama satmak isteyip de, gerçekten ve gerçekten bu fırsatı değerlendirmem lazım deyip de 7 seviyesinden satış yapan ben zannetmiyorum sevgili arkadaşlar. O tarihlerdeki makaslar, bankaların alış ve satış fiyatları, döviz bürolarının alış ve satış kurları arasında uçurumlar vardı. 6.20'den alıyor ama 7.20'den satıyor. Ne anladım, isterse dolar 8 olsun 10 olsun benim cebime girecek olan para önemlidir. Evet sevgili arkadaşlar, konu maalesef dolar TL olunca ve dolar TL'deki psikolojik tablo olunca biraz uzayıverdi. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Şu an dolar TL'nin bulunmuş olduğu seviye 5.18'ler civarı ve dolar TL'nin gece 24'ten sonra ben mutlaka yarın için geçerli olan pivot verilerini aktaracağım. Ama şu anki tablo itibariyle dolar TL için 5.14.65 seviyesi birinci destek noktasında olduğunu görmekteyiz. Eğer 5.20 aşağısında, 5.19.50 aşağısında kalır ise 5.14'e kadar bir geri çekilme ihtimali varmış. Ama şu an arkadaşlar canlı piyasayı izlemekteyiz. Kapanış rakamlarının ne olacağını bilmiyorum. Bu rakamlar gece 24 itibariyle değişebilir. Ben 24'ten sonra mutlak surette yarın hangi seviyelerin esas alınabileceğini, pivot seviyesinin ne olacağını ve hangi pivot seviyesinin üzerinde veya aşağısında kalınırsa hangi destek ve direnişlerin takip edilebileceğini mutlaka aktarmış olacağım. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve özellikle son günlerdeki dünkü ve dünkü FED ve de Merkez Bankamızla ilgili olarak gelen kararların nasıl yorumlanması gerektiği ve anlık düşünmenin
benim şahsi düşünce yapıma uygun olmak kaydıyla çok mantıklı bir yaklaşım tarzı olmadığını dair şahsi düşünce ve görüşlerimi sizlerle paylaştım. Tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki sizler farklı düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Önümüzdeki günler ve tarihler itibariyle dünya ekonomisine dair veya ülkemiz ekonomisine dair olumlu beklentileriniz var ise tabii ki anlık düşünmek yerine çok daha farklı bir açıdan bakış açısıyla pozisyonlarınızı değerlendirebileceksiniz. Sevgili arkadaşlar, gerek YouTube üzerinden gerekse Twitter'daki @halukcanberk hesabım üzerinden sizleri zaman zaman bilgilendirmekteyim. Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Gün içerisinde de zaman zaman paylaşımlarda bulunabiliyorum. Aktarmış olduğum videolarımı anında bilgilenmek istiyorsanız, anında dinlemek istiyorsanız da kanalıma ücretsiz abone olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatarak sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim, saygılarımla.